Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Mehmet Bey, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum, izin verirseniz. Sayın Ahmet Aydın kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı diyorum efendim. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Ahmet Aydın 1963 doğumlu. Bu mahallede doğmuş. Doğduğu evde rahmetli dedem, rahmetli babam, ben ve oğlum. Sektöre başlangıcım 1975 yılında. Rahmetli babacığım çok erken yaşta beni Bursa'nın en saygın meyhanelerden işe başlamasıyla başlamış birisiyim. Rodop'ta mesleğe başladım heykelde. Ondan sonra Çam, Papağan'dan askerliktim. Otelciliğim 86-88 Anatolia. 88'de Kervansaray Otelleri'nin açılışında bulundum. Hem pomara hem çekirge. İyi bir efendiciyim. Bu sektörden geliyorum. Aslen buralısınız. Tabii ki. Baba mesleği olduğu için çok küçük yaşlardan beri sektörün içindesiniz. Ve gerçekten bugün sadece Bursa'ya değil, belki sektöre mal olmuş çok ciddi işletmelerle de başarılı çalışmalar gerçekleştirdiniz. Ve bugün Kaleiçi Oteli, özellikle çocukluk anılarımızın da içinde olduğu Kaleiçi Oteli, insanlara hizmet vermek amaçlı açtık. Ve dünyanın ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen insanları da ağırlamaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce biraz konumdan söz edeceğim değerli izleyicilerimiz için. Konağımız zannediyorum 200 yılı aşkın bir tarihçeye sahip. Evet. Yine bahçesinde 240 yılı bulan bir tarihe sahip Manolya ağacımızın bulunduğu son derece kaliteli bir işletme. Biraz bilgi verir misiniz konakla ilgili bizlere? Biraz evvel söylediniz, evet. Tabii. Şimdi bizler yaşadık ama siz aslında Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk yerleşim yerlerinden ve tek yerleşim yerlerinden birindeyiz, kale içindeyiz. Kesin. Biraz bununla ilgili bilgiler paylaşalım. Şimdi şöyle Mehmet Bey, tabii birçok izleyicimizin, seyircimizin de sizlerin de bildiği gibi Bursa önemli bir şehir. 1326 Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Bulmuş olduğumuz yer ise çok daha eskiye dayanan bir yaşanmışlık var. 3000 yıllık. Nasıl derseniz Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı kültürünün yaşamış olduğu topraklar. Biz bu mahallede doğup büyümek dediğimiz için, büyüdüğümüz için kendimizi çok şanslı aklediyoruz. Çünkü çok önemli bir yerdeyiz. Bu önemli bir yerde, bu tarihi konağı biz Cumhuriyet dönemine kadar olan sahiplerine ulaştık. Yani bir şekilde tapudan. Ben Cumhuriyet döneminden bu yana 4. emanetçisiyim. Bundan önceki rahmetleri tanıyoruz. Ve burada bu konağı aldık, restore ettik, bir otel olarak hizmet verelim dedik. 27 Nisan'da 5. yılımızı dolduracağız. Ve burada hem otel hem de restoran olarak hizmet vermekteyiz. Çok şükür geçmişte olan birikimlerimizi, portföyümüzü burada güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Gelen insanlarımızın mutlu olması, memnun kalması bizleri onore ediyor. Ya bu şekilde hizmet veriyoruz. Şimdi özellikle konağımızın tüm o tarihi dokusunu bozmadan, enerjisine asla zarar vermeden bugünlere kadar taşıdık, yansıttık ve bugün de gelen konuklarımıza hem o tarihi dokuyu yansıtırken hem de içinde yaşadığınız o eski anıları da onlarla paylaşmak, onlarla aynı alan içerisinde onları ağırlamaktan büyük keyif duyduğunuzu da biliyorum. Kesinlikle. Bu işi de çok profesyonelce yaptığınız için sizi tekrar tekrar kutlamak istiyorum. Şimdi konağımızın özelliği ne? Geçelim isterseniz biraz. Tabii ki. 7 odadan oluşmakta konağımız ve toplam yatak kapasitemiz nedir efendim? Toplam 7 odamız dediğiniz gibi 13 yatak. Yalnız ilave yataklarımızı 20 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyoruz. 20 kişiye konaklama hizmeti verirken. Veriyoruz. Yine onlar için ayrılmış otoparkımız var. Ve gelen misafirlerimizin burada özellikle sabah kahvaltısıyla başlayıp gün içerisinde alabilecek organik her türlü restoran hizmetinin yanı sıra sadece konaklama hizmeti alan misafirlerimiz değil, dışarıdan gelebilecek olan özel organizasyonlara da hizmet verebildiğimiz bir restoranımız var. Toplam kaç kişiye burada hizmet verebiliyoruz? Şimdi Mehmet Bey, biz yaz ve kış olarak bulmuş olduğumuz yer, daha önce bir müştemili yaptı, burasının kapalı bir alan olarak 55-60 kişiye kadar kışın hizmet veriyoruz. Tabii ki buranın özelliği de şu, buranın ısınmasını sobamızda her sene bir 5-6 ton meşe odunu yakaraktan misafirlerimizi ağırlıyoruz. İnsanlar tabii bir nostalji geliyor. Sobamızda sadece ısınma amaçlı değildi. Geçmişe dönük kestanemizi yapıyoruz, patatesimizi yapıyoruz, soğanımızı yapıyoruz. Ve en güzeli de ekmeğimizi üzerinde kızartıp da misafirlerimize vermek onlar için de ayrıcalık oluyor. Yazın da dışarıda bir 60 kişilik yerimiz var. Toplamda yazın içerisi ve dışarısı 115 kişiye hizmet veriyoruz. 115 kişiye aynı anda hizmet verebilme imkanımız var. Evet, özellikle yazın. Restoranla ilgili. Hı-hı. Tabii ki 115 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için uzman bir de kadroya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Biliyorum aile işletmesi olarak siz ve eşiniz ev sahipliği yapmaktasınız gelen misafirlerimize. Ama yanı sıra sizlerle birlikte çalışan uzman ekibimiz, bir de kadromuz var. Kesinlikle. Toplam kaç kişilik bir ekiple gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz? Mehmet Bey, biz burada 6 kişilik bir ana ekibimizle misafirlerimizi ağırlıyoruz.
çok yoğunluğumuzda dışarıdan takviye alıyoruz. Ben bizler için ayrılan bu değerli dakikalara tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.